İstanbul'un hava trafiği her geçen gün artıyor. Her yıl hatta İstanbul Havalimanı dahi artık rekorlar kırıyor. Ama Sebeha Gökçen'in de büyük bir yükü artmış vaziyette son yıllarda. Dolayısıyla bu ikinci pistin açılması zaten çok büyük bir zorunluluktu. Ancak şartlar, imkanlar el vermediği için bir tünel yapılmak zorunda kalındı burada. Dolayısıyla bu tüneller bittiği zaman pistin uzunluğu artacak. Uzunluğu arttığı zaman daha büyük tonajlı yolcu uçaklarının inmesine fırsat verecek ve gelen yolcu trafiği de ciddi anlamda artacak. Hem İstanbul'a hem Pendik'e çok büyük ekonomik katkılar sağlayacak. İkinci pist yeterli olacak mı? Yani ikinci pistin bile belli bir süre sonra yeterli olmayacağı aslında aşikar. Belki de bir üçüncü pist gerekecek. Belki de daha pisti uzatmak gerekecek. Yani İstanbul sürekli büyüyen bir şehir. Dolayısıyla yetmeyebilir zaman içerisinde. Öyle bir ihtimal var tabii ki. Eleştirmek isteyenler zaten her zaman eleştiriyor. Yani siz ne yaparsanız yapın onlar bir şekilde eleştirecek bir şey buluyorlar. Yani bunu eleştirmek çok anlamsız ve saçma bir şey. Yani dağsız tünel demek, yani bunca bizim mühendisimiz var, bunca hani bir devlet aklı var burada. Boşu boşuna bir şey yapılması ihtimali bile yok yani. Laf olsun diye eleştiriliyor yani, laf olsun diye. Başka bir açıklaması olamaz. Evet, İstanbul'a ve Pendik'e ciddi anlamda katkılar sağlayacaktır. Yani yolcu sayısı artacak. Gelen giden turist sayısı artacak. Yani artmama ihtimali öyle bir şey ihtimali